ben anlamıyorum. Sanki görünmez biri sürekli benim önüme taş koyuyor mektubu bulamayayım diye. Koskoca hastanede bu kameralar her yeri görürken bir tek bu bankı mı göremiyor yani? Lan üzme artık kendini Reyhan. Bu mektup kayıp mı biri mi aldı belli değil. Belki düştü bir yerlerde bir kağıt parçası diye çöpe attılar. Olamaz mı? Bırak artık peşini. Boş ver. Gel vazgeçelim anamakta. Niye? Korkuyor musun? Yalanların ortaya çıkacak diye. Yıllarca inandığın her şey yerle bir olacak diye korkuyor musun Miran? Evet Reyhan, korkuyorum. Ama dediklerinden değil. Sen daha fazla üzüleceksin diye korkuyorum. O gözlerinde arada sırada yakaladığım mutluluk tamamıyla yok olacak diye korkuyorum. Benim gibi uykuların haram olur diye korkuyorum. Şu an kendine benim gözümden bakabilseydin anlardın belki beni. Ben de gerçekler ortaya çıksın istiyorum. Ama seni yakarak, inancını yıkarak değil. Anla beni ne olur. Gel vazgeçelim şu işten. Ben zaten sayende yitirdim onların hepsini. Çünkü sen sevdamıza intikamını ortak ettin Miran. Şu an tek istediğim mektubu bulmak. Korkma. Belki o zaman güler biraz yüzüm. Hem bütün hayatımız bu mektuba bağlıymış gibi davranma. Hem var olsa bile ya bulamazsak o zaman ne olacak? Öyle ya da böyle babamın suçsuzluğunu ispat edeceğim. Mektup olsa da olmasa da. Nereye gidiyorsun? Ben bırakırım seni. Reyhan, biz hala karı kocayız farkındasın değil mi? En azından aradığın ispatı bulana kadar bana böyle suçluymuşum gibi davranmayı bırak. Hastaneye beraber geldiysek seni eve de bırakabilirim değil mi? Merak etmeyin, hastaneden elleri boş çıktılar. Takipteyim.